Sorunumuz ne? Sorunumuz şu. Bu taahhüt eden firmalar ürünü şu fiyata getireceğiz diyen firmalar yıl içerisinde bunu doların ben doların artışıyla da ilişkilendirmiyorum artık. Niye? Bunu 2008'de de yapmışlar, 2009'da da, 2010'da da, 11'de de, 12'de de alışkanlık edinmişler. Her yılın e, anlaşmanın yenileceği, yenileneceği döneme yakın adeta medyadaki lobileri üzerinden medyayı bir araç olarak kullanıyorlar. PR şirketlerini bir araç olarak kullanıyorlar. Hazır yazılmış mantıkta haberlerle şöyle yürüyorlar. Az önce sizin söylediğiniz gibi piyasada ilaç bulunamıyor. Şimdi ben diyorum ki bunun sorumlusu kim? Eczacılar Birliği el altından Cumhuriyet Sözcü bir gün karanlık oda şu bu üzerinden sorumlusunu adresi Sağlık Bakanlığı gösteriyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı sözleşme yapmış mı? Yapmış. Taahhütünü yerine getirip bu adamların parasını ödüyor mu? Bu adamlar para alamadığı için mi ilacı göndermiyor. Amerikan elçisi dedi ya paralar ödenmezse paraların paralar takır takır ödeniyor. Şimdi eczacılar birliği şunu yapsa, eczacılar birliği dese ki 400 ilaç piyasada bulunamıyor. O ilaçların kahir ekseriyetine de baktığınızda hayati olmasa da hayatı ko konforlu hale getirebilen ilaçlar. Tamam eyvallah öyle diyelim. Hayatı konforlu hale getiren yani ateş düştüğünde şunu kullanmayıp bunu kullanırsanız daha verimli olabilen bir ilaç. Biz de diyoruz ki çocuklarımız onu kullansın. Misal. Sağlık Bakanlığı da diyor ki onu kullansın evet ama o yoksa şu da var bak diyor. Onu da bir ayrı bir şeyde tutalım. Eczacılar Birliği ne yapıyor? Eczacılar Odası. Hiç şeyi ilaç baronlarını adres göstermeden ilaç yok diyor. Şimdi ilaç yoksa Sağlık Bakanlığı anlaşmasının sözleşmesi yaptığı ilaçların parasını mı ödemiyor? Ödüyor. Alıp bir yerde mi saklıyor? Vatandaşa mı vermiyor? Veriyor. AK Parti genel merkezine mi gönderiyor? Dediler ya size aşıyı önce orada vuruyorlar. Nasıl <laughs> mantıksa. Oraya mı gönderiyor? Hayır göndermiyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı anlaşmada Sağlık Bakanlığı taahhütünü yerine getiriyor mu? Getiriyor. Ama dolar arttı. Sözleşme burada yapmasaydınız, katılmasaydınız ihaleye. Şimdi Eczacılar Odası ne diyor? İlaç bulunamıyor diyor. TTB ne diyor? İlaç bulunamadığı için yazdığımız ilaçları alamayan hastalar tedavi olamıyor diyor. Biz de diyoruz, siz de soruyorsunuz haklı olarak. Kardeşim bunun sorumlusu kim? Ee, size konuşmuyor. Liste göndermiyor. Siz diyorsunuz ki hangi ilaç bulunamıyor? Bana o listeyi gönder. Eczacılar odasına. Liste göndermiyor. Ama şu Cumhuriyet'e oturup konuşuyor. İzmir Oda Başkanı, bilmem nere Oda Başkanı. Diyor ki şu kadar bin tane ilaç bulunamıyor. Aynı gün aynı odanın bir başka temsilcisi 800 diyor. Bir başka temsilcisi 500 diyor. Şimdi biz hangisine inanacağız? O da ayrı bir rezalet. Şunu dese, dese ki İlacı üreten ve söz bakanlığın sözleşmesine imza atan şu kadar ilacı temin edeceğiz şu şartlar altında diyen firmalar yıl sonu geldiğinde böyle bir numara yapıyorlar Sağlık Bakanlığı da her yıl bakın bakanlığı da suçlasın. Her yıl bu numaraları yapan firmaları ihale dışı bırakmıyor cezalandırmak için. Her yıl aynı ihaleyi de açıyor. Bu firmalar da bunu alışkanlık haline getirmiş ama mağdur olan biziz. Bakın eczacılarımız vatandaşla karşı karşıya geliyor. Sanki eczacılar tezgah altında ilaç saklıyormuş, vermek istemiyormuş gibi bir durum oluşuyor. Bunun mağduru vatandaşımız ve biziz demiyor. Diyor ki hükümettir bunun sorumlusu. Ne? Hükümet ne? Sizin de haklı tepkiniz nerede devreye giriyor? Ben vatandaşım. Nasıl ki o dolar kuru sabitleneceği zaman hani kur vadeli hesap geldi siz diyorsunuz ya bunun parası kimden çıkacak? Ben vergi ödüyorum. Bu ilaca fazla para verip alırsa Sağlık Bakanlığı benim cebimden çıkacak. Niye çıkacak kardeşim? İlaç baronunun cebinden çıksın. Sözleşmeye uysun diyorsunuz. Şimdi ortada böyle bir gerçek var. Dün Eczader e mütedeyin ee, hanım kardeşlerimizin kurduğu eczacılar ben onlar söylemiyorlar ama ben şöyle söyleyeyim eczacılı ecza odaları e, CHP zihniyetinin TTB gibi e, egemenliği altında olduğu için müsbet e, eczacılarımızın e, kurduğu bir dernek Eczader, 95'te kurulmuş Başkanı da e, Eczacı Esra Karataş, Profesör Doktor Kadriye Kart Yaşar'ın e, kardeşi. E, dün ziyarete geldiler. Onlar da farklı bir cepheden dertlerini anlattılar, sıkıntılarını anlattılar. Şöyle anlattılar, dediler ki bunu bir karekod sistemi var, ilaç takip sistemi. Bütün dünyada da sadece bizde var. Avrupalılar bile gelip Türkiye'ye ya bu takip sistemini nasıl kurdunuz diye... Sağlık Bakanlığı'na, eczanelere, eczacılara danışıyorlar. Ya yani biz de benzeri bir sistem kurmak istiyoruz. Muazzam bir sistem. Siz fabrika burada ilaca barkodu bastığı anda, onu kutuya koyduğu anda, kutunun arkasındaki kare kodu işleme aldığı dakika o ilaç takip ediliyor hangi depoya gitti, hangi eczaneye gitti, hangi vatandaş, hangi reçeteyle o ilacı aldıya kadar bütün süreç takip ediyor. Acayip bir fişleme diye hemen solcular şimdi ayaklanır. Derler, hatırlayın meclise şey koyuldu, e, şu harici bataryalar var ya e, cep telefonları şarj edilebilsin diye vekiller. Tuncay Özkan'dı yanlış hatırlamıyorsam aldı elinde meclis kürsüsünde dedi ki bizi dinliyorlar, dinliyorlar bu cihazlarda. Açtı bir tanesini baklar pil var, başka bir şey yok. Derler o yüzden diyorum ama şimdi Eczader diyor ki şöyle bir sıkıntımız var odaların durumu ortada yani maalesef ve maalesef nasıl bir ideolojik sahikle hareket ettikleri ortada. Burada bizim sıkıntımız şu biz eczaneler, eczaneler vatandaşla doğrudan temasta olan ve vatandaşın ilaç bulamadığında ilk öfkesini yönelt, yönelttiği kitle oluyor bir şeyi de haberlerde de ilaç saklanıyor algısı oluştuğunda biz her ilaç takip ediliyor. Kötü niyetler yapabilir. Her ilaç takip ediliyor. Her ilacın nerede olup olmadığını, eczanede ya da depoda olup olmadığını sistem çok iyi biliyor. Bir tıkla bakanlıktaki ilgili birim, eczacılar odasındaki ilgili birim zaten o ilaç var mı yok mu, nerede var, kaç tane kaldı, hangi eczanenin stoğunda var biliniyor diyor. Biz bu art niyetli haberleri haberler yapılınca bakanlık cephesinden de buna ilişkin soruşturma başlatılınca vatandaş bu iki haberi de okuyunca bunun sorumlusu sizsiniz diyor. Biz diyoruz ki ilacı üreten firma göndermiyor. Bizim bunda bir şeyimiz yok diyoruz. Hayır diyor. Siz orada tezgahın altında saklıyorsunuz bu ilacı diyor. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz diyor. Eczacılar kamudan muayene olduğunuzda ödemek zorunda olduğumuz sağlık katkı payının tahsilatında görev alıyor. İla, e, maske e, bulunamadığı dönemde kamunun maske dağıtımında ilk etapta eczacılara görev düştü. Biz görev alıyoruz diyor. Aşı olunacağı zaman grip aşısının temini, saklanması vatandaşı olarak biz her türlü görev alıyoruz diyor. Biz ama burada işte o odalarla işte o ilaç baronlarının arasına sıkışmış ses çıkaramayan maalesef ses çıkarması gereken de o da bizim eczacımızın kabahati yok diyecek. Bir kitleyiz böyle bir sıkıntı yaşıyoruz diyor. Geldiler ziyarete dertlerin durumlarını anlattılar. Eczacı Deniz Çalışır Hanım, Eczacı Atilla Çalışır Bey, Eczacı Zehra Tarı Hanımefendi ve Eczacı Esra Karataş 95'te bu derneği neden kurduklarını da anlatıyor. Başörtülüyseniz aslında Atilla Bey dedim ama Atilla Bey eş durumundan Derneğin içinde hanım kardeşlerimizin kurduğu, başörtülü hanım kardeşlerimizin kurduğu bir dernek. 95'te mütedeyyin, başörtülü ya da işte sakallı, e, İslami kimliğine sahip çıkan kişilere eczacılar odası ruhsat vermediği için biz bu derneği kurduk. Bir, bir hukuk e, insanlarıyla da anlaştık. Biz bizim üzerimizden, bizim derneğimizle gidip davalar açıyorduk ve eczacılarımıza e, ruhsat alıyorduk çünkü vermiyorlardı diyor. Ama gelinen noktada bizim e, arkasında olduğumuz Ak Parti hükümetinin sanki e, biz ecza odasıyla onların arasında sıkışmış eczaneler olarak sıkışmış gibi bir durum arz ediyor. Hal böyle olunca da vatandaşla karşı karşıya gelen biziz dedi, durumunu anlattı. Ben tekrar kendilerine de söyledim. Bunun sorunusu eczacılar odasıdır. Eczacılar birliğidir. Eczacılar Birliği şu cumhuriyete konuşurken İzmir temsilcisi, bir başka il temsilcisi, genel başkanı, genel sekreteri diyecek ki ilaç şirketleri ilaç vermiyor. Sözleşmesine sadık kalmıyor ya da sözleşmeyi yenileneceği zaman Böyle bir kumpas yapıyorlar. Bu kumpasın mağduru biziz demiyor. Bunu diyen de Eczader olarak biziz diyor. 750 üyemiz var, çok aktif bir derneğiz ee, diyor. Dertlerini, durumlarını anlatıyorlar. Sizinle de görüşmek istediler ama müsait değildiniz, yoktunuz. Ee, görüşemediler. Selamlarını ilettiler. Akit Aynen. ailesine de biz de buradan iletmiş olalım.